أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل لغتة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلاً ve ente tec'alul hazna iza şihte sahlan. amin. Allah azze ve celle'nin izni keremiyle, rahmetiyle, bereketiyle bugün Ramazan bayramı dolayısıyla toplanma fırsatımız oldu. Bugünü bize bayram kılan Allah'a hamdolsun. Onu çokça zikretmemiz gerekiyor. Bayramın nasıl kutlanılacağını bize öğreten usve-i hasene olan Nebi'ye de salat ve selam olsun. Bu dini bize taşıyan gerek Kur'an'ı gerek sünneti bize taşıyan başta sahabe olmak üzere bütün alimlere selam olsun. Kardeşler bugün öyle bir konudan bahsedeceğim ki siz de farkına varacaksınız ki herkesin hastalığı olan bir konudan bahsedeceğim. Neden sahabe gibi olamıyoruz sorusunun cevabını vereceğim bugün size. Her anlattığım kıssada neden sahabe gibi olamıyoruz cevabını kendiniz alacaksınız. Bu soruları her birimiz çok alıyoruz. Ve kardeşler bunun dışında gönül ister ki ben sadece sahabenin hayatını anlatayım. Sürekli anlatayım. O kadar lezzet alıyorum ki vallahi gönül ister ki sürekli sahabeyi anlatayım. Siz akideyi onlardan öğrenin. Siz ahlakı onlardan öğrenin. Siz fıkı onlardan öğrenin. Gönül bunu ister. Ama maalesef ihtilaflar çoğalmış. insanlar kelam ilmiyle uğraştıktan sonra artık bazı şeylere cevap vermekten dolayı sahabeyi az konuşuyoruz. İşte böyle günler gelecek ki biz sahabeden bahsedeceğiz. Bu birinci söylemek istediğim meselelerden bir tanesi ve biz sahabeyi az anlattığımız zaman bu sefer yabancı insanlar, müşrikler ve cahiliye toplumu sahabeyi yanlış anlatıyor. Yanlış anlattıkları için siz bir şey yaptığınız zaman sizi kınıyorlar, acayip karşılıyorlar. Halbuki kınayıcının kınamasından korkmamak gerekiyor. İnsanlar bütün İslam'ı modern olan hayatlarına uydurmaya çalışırken Sizler hayatınızı sahabenin hayatına benzetmeye çalışırsanız işte cahiliye toplumunun içinde bir altın gibi, bir mücevher gibi ortaya çıkarsınız. Ama bunu yapmak tabii ki kolay bir şey değildir. İnsanlar sizi kınayacaktır. İnsanlar sizi dışlayacaktır. Radikal diyecekler. Bu deli diyecekler. Bu ne yaptığını bilmiyor diyecekler. Baksana nasıl giyiniyor diyecekler. Ancak buna dikkat etmemiz lazım. Bununla beraber bu cahiliye toplumu ne tuhaftır ki sahabenin cahiliyede yaptıklarını delil olarak alıyor. Onların bir kere yaptığını sürekli yapıyor. Sürekli yaptığını bir kere yapıyor. Tuhaf olan durum bu. Mesela örnek verecek olursak sahabenin en değer verdiği tevhide hiç değer vermiyorlar. Hiç önemsemiyorlar. Sahabenin en çok sevdiği insanları hiç sevmiyorlar. Hiç sevmiyorlar. Değer de vermiyorlar. Sahabenin en çok taklit ettiği o şerefli nebiye, resule itaat etmiyorlar. Taklit etmiyorlar. Ve bununla beraber sahabe uğrunda canlarını, mallarını o değerler için hiç gözünü kırpmadan veriyorlardı. Oysa bugünkü cahiliye toplumu bunu aşırılık olarak görüyor. İşte kastettiğim bu. Onların bir kere yaptığını toplum sürekli yapıyor. Sürekli yaptığını bunlar bir kere bile yapmıyor. Çok ilginç. Bu insanların kaçırdığı noktalardan bir tanesi. Ve insanlar soruyorlar, neden sahabe gibi olamıyoruz? Öncelikle şunu söylememde fayda var. Bakın sahabe Meslekleriyle bu mertebeye ulaşmadılar. Yani mühendistir, doktordur diye bu mertebeye ulaşmadılar. Şık elbiselerle bu mertebeye ulaşmadılar. Saçlarının şekilleriyle bu mertebeye ulaşmadılar. Kollarındaki dövmelerle, boyunlarındaki kolyelerle veya benzer benzer takılar takarak bu mertebeye ulaşmadılar. Şarkı söyleyerek film çekerek, futbol oynayarak bu mertebeye ulaşmadılar. Onların bu mertebeye ulaşmasının birinci sebebi imanlarıydı. Çünkü Allah Azze ve Celle imanda onları bize örnek göstermişti. Ve Resulullah'a olan itaati ve sevgileriydi. Yani Allah ve Resulü sevgisiydi onların. Onları bu mertebeye ulaştıran işte bu üç tane ve benzeri anlatacağım unsurlardı. Dolayısıyla hani bugün soruyorlar ya hocam ben bu ameli yapacağım da mesleksiz kalacağım. Ben şirkten sakınacağım da mesleksiz kalacağım. Hem adam sahabe gibi olmak istiyor hem de şirkin içinde yüzmek istiyor. Hem sahabe gibi olmak istiyor hem George Bush gibi kravat takmak istiyor. Böyle bir şey yok. Sen hem Müslüman hem kafir olamazsın. Ya Müslüman olacaksın ya kafir olacaksın. İkisinden biri bunun ortası yok. Onun için insanlar artık şu ortada yürümekten vazgeçsinler. Ya sahabenin yönüne geçsinler ya da kafirlerin yönüne geçsinler. Yani dileyen iman etsin, dileyen küfür etsin. Bu sadece iman ile alakalı bir durum değildir. Birçok insan diliyle iman ediyor ama hala hayatında, evinde sahabe hayatıyla alakalı hiçbir şey yok. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetiyle alakalı hiçbir şey yok. İman kuru sözden ibaret değil. Hasan Abbas'ın dediği gibi. İman bir takı değil, bir süs değil. İman bedel ister, karşılık ister. Dolayısıyla neden sahabe gibi olamıyoruz? Birinci başlığım şu kardeşler. Çünkü sahabe Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı çok seviyordu. Bakın Abdullah bin Mugaffel naklediyor. Diyor ki, sahabelerden bir tanesi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna çıktı. Dedi ki ey Allah'ın Resulü vallahi Allah'a yemin olsun ki ben seni çok seviyorum. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam dedi ki ona sen ne dediğinin farkında mısın ey adam? Sonra bir daha sordu ey Allah'ın Resulü vallahi seni çok seviyorum. Sen dedi ne dediğinin farkında mısın? Sonra bir daha dedi. Dedi ki ey Allah'ın Resulü vallahi ben seni çok seviyorum dedi. Dedi ki beni sevene belalar, musibetler, fakirlik yağmur gibi gelir dedi. Gökten inecek şekilde gelir dedi. Yani peygamberi sevmenin bir bedeli var. Demek istedi peygamber aleyhissalatü vesselam. Peygamberi sevmek kuru bir iddiadan ibaret değildir. Eğer peygamberi seviyorsanız ona itaat edeceksiniz. Allah'ı seviyorsanız ona itaat edeceksiniz. Öyle kuru kuru sevgi herkes söylüyor. Hatta müşrikler de söylüyor. Hatta Mekke müşrikleri de söylüyordu Muhammed'i seviyoruz diyorlardı. Ama iman etmiyorlardı. Kuru kuru iddia boştur. Size bir faydası olmaz. Yine Ayşe annemiz naklediyor. Buna benzer bir söz. Bakın sevgiye bakın. Ayşe annemiz diyor ki adamın biri peygamber aleyhissalatü vesselamın yanına geldi. Dedi ki ey Allah'ın Resulü seni canımdan çok seviyorum. Çoluk çocuğumdan çok seviyorum. Evimde olduğum zaman seni hatırlıyorum. Sonra sabredemiyorum. Seni görmek istiyorum. Sonra benim de senin de öleceğini düşünüyorum ve senin mertebene ulaşamayacağımı düşünüyorum. Ve bu beni çok üzüyor. Yani dünyada gördüğüm gibi kıyamet günü seni görememekten korkuyorum diyor sahabe. Bunun üzerine Peygamber Aleyhissalatü vesselam susuyor ve Allah azze ve celle ayet indiriyor. Her kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse Allah'ın kendilerine nimet verdikleri peygamberler Şehitler, sıddıklar, salihlerle beraber olacaktır. Onlar ne güzel arkadaştır diyor Allah azze ve celle. Bu ayet indiriyor. Yani Nisa suresi 69. ayet indiriyor. Yani sevginin bir karşılığı var. İtaat edeceksin. Her kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse onlarla beraber olacak. Yoksa sadece sevmek olmaz. Demedi. Allah azze ve celle şöyle ayet indirmedi. Tamam, seviyorsan zaten onunla beraber olacaksın demedi. Her kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse peygamberlerle, şehitlerle, sıddıklarla, salihlerle beraber olacak dedi. Aynı lafız İbn Abbas'ın da rivayet ettiği benzer bir lafız vardır. Onu aktarmıyorum. Bir de sahabenin gençleri vardı kardeşler. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı çok seviyorlardı. Bunu da Aleyhisselat Vesselam'a olan sevgilerini anlatmak için anlatıyorum. Talha bin Bera vardı. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı gördüğü zaman elini ayağına kapanıp öpüyordu o kadar öpüyordu ki yani annesi babası gibi öpüyordu onu. Hani bizden biri annemizi babamızı gördüğümüz zaman elini ayağını öperiz ya. O da Allah Resulüne böyle yapıyordu. Allah Resulünün de hoşuna gidiyordu bir yandan. Ve diyordu ki ey Allah'ın Resulü bana ne emredersen emret. Yaparım vallahi yaparım. Tabi Peygamber Aleyhisselatü vesselam bu durum onun hoşuna gidince aradan bir zaman geçiyor. Talha bin Bera Medine'nin dışında bir yerde oturuyor. Hastalanıyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam sevdiği insanları ziyaret ederdi. Onun ziyaretine gidiyor, onun durumuna bakıyor. Bakıyor ki gerçekten hasta. Yani ölecek gibi. Gencecik bir çocuk. Sonra diyor ki onun akrabalarına, diyor ki eğer bu çocuğa bir şey olursa beni çağırın. Ben geleyim namazını kılayım diyor. Ama Talha bin Berat ne diyor biliyor musunuz ölüm döşeğinde? Diyor ki peygamberi çağırmayın. Vasiyetimdir ki, Aleyhisselatu vesselamı çağırmayın. Endişe ediyorum ki buraya gelirken Yahudiler ona bir suikast düzenlerler. Ve akrabası onun vasiyetini yerine getiriyor. Getirdikten sonra Allah Resulü duyuyor. Neden beni çağırmadınız diyor ve Allah Resulü Aleyhisselatu vesselam bizzat gidip o gencin namazını kılıyor. Sevgiye baksanıza. Ölüm döşeğindeyken peygamber Aleyhisselatu vesselamı ne kadar çok sevdiğini ortaya koyuyor. Sonra kardeşler neden sahabe gibi olamıyoruz? İşte onlar böyle seviyorlardı. Oysa biz böyle sevmiyoruz. Bu bir gerçek yani. Aleyhissalatü vesselam onun huzurunda ashabı o kadar sakindi ki, sukunet içindeydi ki mesela, onun heybetinden ona soru soramıyorlardı. Bakın Bera İbni Azib diyor ki, bu hususta ona soru sormak için heybetinden o kadar çekindim ki, sormak istediğim soruyu iki sene soramadım. İki sene sonra sorabildim. Neden kardeşler? Utancından yüzlerine bakamıyorlardı. Yani onun yüzüne bakamıyorlardı. Kafalarını hep aşağı eğiyorlardı. Hatta bununla alakalı bir rivayet var. Usama bin Şeri'nin rivayeti var. Daha önce Bera İbni Azib'den tekrar nakletmiştik. Bununla alakalı birkaç tane nakil var. Sahabe peygamber aleyhissalatü vesselamın huzurunda otururken böyle Sanki başımızda kuş varmış gibi otururduk diyor. Sukunet içinde onu dinlerdik diyor. Yani kafamızı oynatsak kuş uçacak gibi zannederdik. Ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın huzurunda böyle sukunet içinde dururlardı. Çünkü sahabe budur işte. Sahabe Allah'ı ve Resulü'nü çok seviyorlardı ve çok saygı duyuyorlardı. Bir örnek daha vereyim. Nasıl sevdiğine, nasıl saygı duyduğuna dair. Bakın Mughire İbni Şube kendisi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın korumalarından. Urve bin Mesud Müslüman olmadan önce Hudeybiye anlaşması için Mekkelilerin elçisi olarak geliyor Peygamber'e. Diyorlar ki ey Muhammed Aleyhisselatü Vesselam yani Kabe'ye girme Mekkeliler bundan razı değil. Bak beni elçi olarak gönderdiler diyor. Ve tabi Urve bin Mesud tavsiyelerinde bulunuyor ve onları korkutmaya çalışıyor. Daha o zaman Müslüman olmamış. Hatta birkaç söz söylüyor Ebu Bekir buna karşı çıkıyor. Çünkü Urve bin Mesud diyor ki onlar size saldırırlar ey Muhammed bunlar etrafından kaçar giderler diyor ilk başta. Tabi buradaki amacı onları korkutup geri döndürmek. Sadece bu arayı bulmak istiyor aslında. Sonra Urve bin Mesud Arapların geleneği itibariyle Peygamber aleyhissalatü vesselamın sakallarıyla oynuyor. Mughire İbni Şube kılıcını çekiyor, elini indir diyor. Yoksa o elini keserim diyor. Ve bunu birkaç defa söylüyor. Ve Urve bin Mesud elini çekiyor. Yani peygambere karşı saygılı ol diyerek ona karşı koyuyor. Peki Urve bin Mesud kimdir? Mughire İbni Şube kimdir? Mughire İbni Şube Urve bin Mesud'un yeğeninin oğlu. Yani akrabalar amca çocukları, dayı çocukları, akrabalar. Ama Resulullah'a olan sevgisi bu hareketi yapmasına engel değil. Belki bir daha o hamleyi yapsa onun kolunu kesecek yani. O kadar tetikte yani. Tabi bu olay gerçekleştikten sonra Urve bin Mesud gelip Mekkelilere birkaç şey söylüyor. Diyor ki ey Mekkeliler bu ne tazim bu ne hürmet. Vallahi Muhammed'in ashabı onun ağzından bir şey düşse hemen onu kapmaya çalışıyorlar. Bir söz söylese hemen yerine getiriyorlar. Gözlerin içine utançlarından, saygılarından bakamıyorlar. Vallahi ey Mekkeliler, ben böyle bir şey ömrümde, hayatımda görmedim. Ben Perslilerin kisralarına uğradım. Ben Rum krallarına uğradım. Habeş Kralına uğradım. Elçi olarak gittim. Onların divanlarında bulundum. Ama ben Muhammed'in ashabı kadar Muhammed'e saygı duyan bir kişi görmedim. Yani krallara bile böyle saygı ve sevgiyi görmedim. Onun için ey Mekkeller izin verin girsinler. Bakın Urve bin Mesud aradan yıllar geçiyor. Bu hareketlerden sonra kendisi Sakif kabilesinin reisi ve Müslüman oluyor. Dehşet bir durum. Ve bunu o zaman müşrik olan Urve bin Mesud anlatıyor kardeşler. Sahabe böyleydi işte. Sahabe böyle seviyordu. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın sevgisi kalplerinde bu şekildeydi. Ve bununla beraber peygamberi o kadar çok seviyorlardı ki onun artığını kapmak için çaba gösteriyorlardı. Mücadele ediyorlardı. Zaten Urve bin Mesud'un işaret ettiği meselelerden bir tanesi bu. Ağzından bir tükürük düşse onu kapmaya çalışıyorlardı. Bir şey söylediği zaman hemen yerine getirmeye çalışıyorlardı. Ve herkes onun etrafında fır dönüyordu tabiri caizse. Ondan dolayı onlara siz karşı gelemezsiniz dedi Urve bin Mesud. Ve doğru da söyledi. Ve galip kim geldi? Galip sahabe geldi. Bitti. Bu tabi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabının ona olan sevgisi ve saygısıyla alakalı birkaç tane örnek. Bununla beraber kardeşler sahabenin sünnete bağlılığı vardı. Şimdi biri diyecek ki belki ya hocam biz de o zaman da olsaydık biz de yapardık. Hayır sen o zaman da olsaydın belki Ebu Cehil'in safında olurdun. Nereden biliyorsun? Belki o zorluklara katlanamazdın. Ebu Cehil'in safına geçerdin. Bilemezsin. Nice insanların ayakları patır patır kaydı. Ha itaat mi etmek istiyorsun? Ha sünneti var. Yine itaat edebilirsin. Sevmek mi istiyorsun? davasını devam ettir. Yine sev. Sevgi kalpte olur. Ha yanında olmuşsun, ha uzakta olmuşsun fark etmez. Yine aynı şeyleri yapabilirsin. Onun için Peygamber Aleyhisselatu vesselam'ın ashabı Aleyhisselatu vesselam'ın hayatının gündelik olayları bile onlar için asla teferruat değildi. Hani bugün biz diyoruz ya bu teferruat. Bu çok önemli değil diyoruz. Örnek vereyim. Ya Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın basit bir hareketi. Yani biz basit diyoruz halbuki basit değil. O usve-i hasenedir, örnektir. Çünkü sahabe öyle anlamış. Topluma göre teferruat olsa da olur, olmasa da olur. Sadece birkaç örnek vereceğim. Teferruat mıymış, değil miymiş? Bakın Abdullah İbni Ömer zaten ona tabi olma konusunda çok çaba gösteriyordu. Bu bilindik bir şey. Ama öbür sahabeler de bu konuda çaba gösteriyorlardı. Bakın Abdullah İbni Ömer'den birkaç örnek vereyim. Abdullah İbni Ömer peygamber aleyhissalatü vesselam Mekke fethinden sonra Kabe'nin içine giriyor. Orada namaz kılıp çıkıyor. Abdullah İbni Ömer gidip Bilal'e soruyor. Ey Bilal peygamber Kabe'nin neresinde namaz kıldı? Ya düşünün Kabe bu oda gibi bir şey. Siz olsanız tamam Kabe'nin içinde namaz kıldı ben de orada kılarım. Hangi köşede kıldı diyor hangi köşede kıldı ben de o köşede kılayım diyor. Yani ona o konuda tabi olmak için çaba gösteriyor. Daha ilginci Peygamber Aleyhisselatü vesselam Medine'nin dışında Muaviye oğullarının ziyaret ediyor. Onların mescidinde namaz kılıyor. Oraya gidince diyor ki peygamber nerede namaz kıldı? Nerede? Hani şuradan mı şuradan mı şurada mı şurada mı kıldı diyor. Hani gösterin bana ben de orada kılayım demek istiyor. İşte sahabe sizin teferruat diye söylediğiniz şeyleri bizzat yapmak için çaba gösteriyordu. Onlar için o teferruat değildi. Onlar için o sünnetti. Yani biz ne kadar Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a itaat edersek o kadar hayra muvaffak oluruz diyorlardı. Hatta Abdullah İbni Ömer Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ağzından çıkanları tek tek saymış. Nereden biliyoruz? Diyor ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir gün oturdu, yüz kere tövbe istiğfar etti. Saydım, bizzat saydım. Hangisi yapar bunu? Ama peygamberin ashabı yapıyordu. Ağzından çıkan kelimeleri sayıyorlardı. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam şu kadar şu kadar tövbe istiğfar etti diyerek bizzat onun saydığını söylüyor. Hatta Abdurrahman bin Safuan peygamber aleyhissalatu vesselamın Mekke fethi döneminde zamanında fırsat bulup peygamber acaba buradan geçecek ne yapacak diye pusuda bekliyordu. Teferruat ha. Bize göre teferruat. Ama aleyhissalatü vesselamın hayatı teferruat değildir. Sizin örfü sünnet diye bahsettikleriniz teferruat değildir. Siz Allah'ı seviyorsanız ona itaat edeceksiniz. Şart bu. Habbab bin Eret ise Peygamber aleyhissalatü vesselamın öğle ile ikindi namazlarında Kur'an okuduğunu bildiriyor. Diyorlar ki nasıl bildin? Madem ki sessiz okudu nasıl bildin? Çünkü sakallarını oynadığını izliyordum diyor. Her halini izleyen bir sahabe. Her halini. Peygamber Aleyhisselatu vesselam'ın ne yiyip ne içtiğini izleyen sahabe. Bayram namazından önce bir şey yer miydi, içmez miydi? Kurban Bayramı'nda kestiği kurbanla ilk kahvaltısını yapardı diyor sahabe. Ramazan Bayramı'nda hurma yer gelirdi diyor. Bak, biliyorlar. Hatta Enes bin Malik onun kaç tane hurma yediğini sayıyor. Onun yediği hurmalar hep tekli sayılardı diyor. Subhanallah. Bizim teferruat diye bildiğimiz şeyler bunlar. Ama teferruat değilmiş kardeşler. <laughs> hatta hatta daha ilginci aleyhissalatü vesselamın hangi hücresinde olduğunu biliyordu sahabe. Bugün Ayşe'nin hücresinde mi? Ümmü Seleme'nin hücresinde mi? Onu biliyordu. Nereden anlıyoruz? Diyor ki sahabe biz <laughs> Ayşe'nin yanında olduğu günü beklerdik ki ona hediye götürelim. Günleri bilirlerdi. Bugün bunun evinde, bugün bunun evinde. Daha ötesi, daha ötesi. Bir gün Peygamber Aleyhisselatü vesselam Ebu Bekir'i haç emiri seçiyor. Ebu Bekir tam namaz kılacak bir deve sesi duyuyor. Vallahi diyor bu Resulullah'ın devesidir diyor. Sesinden tanıdım diyor. Onlar Peygamber Aleyhisselatü vesselamın devesinin sesini çok iyi biliyorlardı. Çünkü seviyorlardı. İnsan sevdiği kişinin her halini bilir. Her halini bilir. Tuvalete gittiğini de çok iyi biliyorlardı. Tuvalette ne yaptığını iyi biliyorlardı. Evet çıkışını izliyorlardı. Diyorlar ki ey Allah'ın Resulü çıktın ama abdest almadın. Çünkü namaz kılmaya niyetim yok diyordu. Bununla da neyi kastetmek istiyordu? Yani abdestsiz de olabilir, dolaşabilirsin demeyi kastetti sahabesine. Kardeşler daha da anlatacağım. Onlarca bizim teferruat diye zikrettiğimiz meseleler sahabe yanında sünnetti. Allah'a yaklaşmak kastıyla yapılan ibadetlerdi diyebiliriz. Sahabe böyleydi işte. Sahabeyi anlatıyoruz. Neden sahabe gibi olamıyoruz? Çünkü işte bu amellerden dolayı sahabe gibi olamıyoruz, birleşemiyoruz doğruyu bulamıyoruz. İnsanlar hep bir ihtilaf içinde, hep parçalanıyorlar, hep bir sıkıntı içinde. Herkes ben ben, benim görüşüm, benim görüşüm diye çaba gösteriyor. Bakın neden sahabe gibi olamıyoruz? Ömer radıyallahu anh'ın hilafeti zamanında yanında bazı sahabeler kalmış. Aynı odada oturuyorlar. Ömer radıyallahu anh diyor ki ey insanlar diyor. Şimdi bir dua etmek isteseniz bir temennide bulunmak isteseniz ne duada bulunurdunuz diyor. Hadi söyleyin diyor. Bir tanesi diyor ki ey müminlerin emiri vallahi şu oda dolusu kadar altın olsaydı ve ben bu altınları Allah yolunda harcasaydım ta ki o infağın lezzetini tatsaydım diyor. Ömer radıyallahu anh diyor ki güzel. Güzel. Başka başka yok mu duası olan, temennisi olan? Bir tanesi de diyor ki Ey müminlerin emiri ben de dolu bir şekilde bir oda dolusu hatta daha fazlası at olsun ve bu atları mücahitlere vereyim. Bunlar da Allah yolunda koştursun koştursun ben de bunun ecrini alayım diyor. Ömer radıyallahu anh bir daha soruyor. Başka? Diyorlar ki ey müminlerin emiri galiba sen bizden başka bir şey duymak istiyorsun. İstiyorsan sen söyle. Deyince Ömer radıyallahu an diyor ki şu oda dolusu kadar salim olsun. Şu oda dolusu kadar Muaz bin Cebel olsun. Şu oda dolusu kadar Ebu Ubeyde bin Cerrah olsun ve hepsi Allah yolunda savaşsın ve Allah'a yaklaşalım diyor. Subhanallah. Ve ne istiyor? Ne istiyor? Adam istiyor, adam. Çünkü sahabe adam gibi adamdı. Ömer radıyallahu an onların söylediklerini tasdik etmekle beraber istediği şey ne? Adam, adam. Yani şunu demek istiyor. Para gelir geçer. At gelir geçer. Ama Ebu Ubeyde bin Cerrah gibi adamlar gelmez. Bir daha gelmez. Muaz bin Cebel gibi adamlar gelmez. Salim gibi adamlar gelmez diyor. Yani Allah'tan o adamlar gibi adamlar istiyor. Tabi kardeşler bu dehşet bir durum. Neden dehşet bir durum? Bugün de biz adam arıyoruz adam. Adam gibi adam arıyoruz. Ama adam gibi adam bulamıyoruz. Ya ondan dolayı Allah azze ve celle der ki: "Minel mu'minina ricalun." Müminlerden öyle erkekler, öyle adamlar var ki. Bak orada Allah azze ve celle erkek adam ismini bizzat zikrediyor. Sadaku ma ahadullah aleyhi. Onlardan bazıları vardı ki sözlerine sadık kaldılar. Bakın bu ayet sahabe yaşarken iniyor. Sözlerine sadık kalanlar kimler? Bedir ve Uhud eyli sözlerine sadık kaldılar. Devamında fe minhum men qada Bazıları da bu konuda içlerinden bazı adaklar adadılar. Söz verdiler. Ve minhum men yantazir. Bazıları da beklemektedirler. Ve ma beddelu tebdilan. Ve onlardan hiç kimse sözlerini asla değiştirmemişlerdir. Burada ince nokta şu kardeşler. Yani sözlerini değiştirmemiş olanlar. Bekleyenler kimler? İşte Ömer radıyallahu anh'ın çevresinde oturanlar. Yani Ömer radıyallahu anh aslında Ebu Ubeyde gibi Ebu Ubeyde şehit olmuş o zaman. Bununla beraber Salim şehit olmuş. Bununla beraber Muaz bin Cebel vefat etmiş, şehit olmuş. Bunlar gibi adamlar istiyor. Bunların bazıları verdikleri sözleri yerine getirdiler. Bazıları da getirecekler. Aslında onlar gibi birine teşvik ettiriyor. Onlar gibi birine teşvik ettiriyor. Mesela Salim dedik ya. Sadece böyle Yemame Savaşı'ndan birkaç kıssa anlatmak istiyorum kardeşler. Ta ki sahabenin fedakarlığını görün. Sahabe nasıldı? Neden sahabe gibi olamıyoruz? İşte bundan dolayı yine olamıyoruz. Çünkü onlar adamlardı. Adam gibi adamlardı yani. Bakın Salim Müselemetül Kezzapla olan savaşta yani Yemame Savaşı'nda Allah'ın ayetlerini okuyarak savaşıyordu. Çünkü Salim büyük bir kıraat imamıydı. Sahabenin Kur'an'ı en iyi bilenlerinden dört tanesinden bir tanesiydi. Ve o Kur'an'ı hem okuyordu hem yaşıyordu. Sahabenin tamamı böyleydi. Evet bazıları çok iyi okuyordu sadece yaşıyordu. Bazıları hem çok iyi okuyordu hem çok iyi yaşıyordu. Salim de onlardan bir tanesiydi. Ensar'ın sancaktarı sabit bin Kays'tı. Muhacirlerin sancaktarı Salim'di ve bunlar Kur'an okuyarak savaşıyorlardı. Kur'an okuyarak savaşıyorlardı. İkisi de kahramanlık örneği gösteriyordu. İkisi de sancaktar ve cesaretli adam gibi adam sahabeler. Bakın sabit bin Kays ne diyordu kendi yanındaki sahabeye? Ey Bakara suresinin ashabı Ey gündüz ve gecelerin kahramanları haydi. Onlar Bakara suresiyle içli dışlıymış değil mi anladık? Ey Bakara suresinin ashabı. Ey gece ve gündüzün kahramanları diyerek yanındaki peygamber aleyhissalatü vesselamın ashabını teşvik ediyor. Cihada teşvik ediyor. Ondan sonra Sabit bin Kays bu sözleri söyledikten sonra yeri kazıyor kardeşler. Yemame savaşından yeri kazıyor yarısını yerin içine gömüyor. Neden? Kaçmamak için. Ve kendisi o şekilde Kur'an okuya okuya insanları teşvik ede ede Allah Azze ve Celle ona şehadet nasip ediyor. Muhacirlerin sancaktarı Ebu Huzeyfe'nin azatlısı Salim de şunu dedi. Biri dedi ki ona galiba yenileceğiz dedi. Çünkü çok zor bir savaştı. Salim dedi ki o halde ben ne kötü bir Kur'an ehli olurum dedi. Eğer yenilirsem ben ne kötü bir Kur'an ehli olurum dedi ve sancağı aldı ve savaşın en şiddetli yerine girdi ve sürekli Allah Azze ve Celle'nin kendisine öğrettiği ayetleri okuyordu. Hatta öyle bir okuyordu ki kardeşler, öyle bir okuyordu ki sancağı sağ elini aldı, sağ elini kestiler. Sol elini aldı, sol elini kestiler. Sonra üzerine yattı ve bu şekilde Allah Azze ve Celle ona şehadet nasip etti. Ama o şu sözü söylüyordu vefat etmeden önce. Bunu naklediyorlar. Muhammed yalnızca bir elçidir. Ondan önce de elçiler gelip geçti. Şimdi ölür veya öldürülürse gerisini geri mi döneceksiniz diyerek etrafındakilere bu şekilde bu ayeti Ali İmran Suresi 144. ayeti okuyordu. Tabi bu savaşın içinde bir tanesi daha vardı. O da Kur'an'la alakalı birkaç söz söylüyordu. Onu da nakletmek istiyorum. Zeyd bin Hattab, Ömer radıyallahu anh'ın kardeşi. Ey insanlar dişlerinizi sıkın. Düşmana doğru ilerleyin. Korkmadan ilerleyin. Vallahi onları yenene kadar bir daha konuşmayacağım diyordu. Ve ey Kur'an ehli, Kur'an'ı amellerinizle süsleyin. Ne demek? Kur'an'ı amellerinizle süsleyin. Sadece okumayın. İçindekileri de yapın. Amel edin. Allah Azze ve Celle Allah yolunda ölün diyorsa ölün. Öldürün diyorsa öldürün. Can verin diyorsa can verin. İnfak edin diyorsa infak edin. Kur'an'ı amellerinizle süsleyin. Ve bunu söyledikten sonra Allah Azze ve Celle ona da şehadet nasip etti. Sahabe böyleydi işte kardeşler. Sahabe adam gibi adamdı. Oysa biz hiçbirimiz onlar gibi olamıyoruz. Neden sahabe gibi olamıyoruz? İşte bundan dolayı olamıyoruz. Sahabenin güzel yönünü anlatan bir nokta daha var. Halid İbni Velid kafirlere mektup gönderirken bazı şeyler söylüyor. Burada da şunu anlayın. Hani sahabe nasıldı? Halid bin Velid'in dilinden Duyun. Hürmize bir mektup gönderiyor. Diyor ki Müslüman ol kurtul. Veya cizye vererek kavmini ve kendini emniyete al. Aksi halde neticeden sen sorumlusun. Sizin hayatı sevdiğiniz kadar <laughs> ölümü seven bir kavimle senin üzerine geliyorum. Sahabenin özelliği. Siz hayatı ne kadar çok seviyorsanız benim yanımdaki sahabe ölümü o kadar çok seviyor. Başka bir mektupta şunu söylüyor. Rüstem'e ve İran komutanlarına gönderdiği mektupta şunu söylüyor. Sizin İranlıların içkiyi sevdiği gibi ölümü seven, cihadı seven bir toplulukla üzerinize geliyoruz. Sahabe böyle diyordu. Yani demek ki sahabe ölümü insanların hayatı sevdiği gibi seviyordu. İnsanların içkiyi sevdiği gibi onlar cihadı seviyorlardı. Dehşet bir durum. Ve biz bunu Halid İbni Velid'in dilinden duyuyoruz. Yani bu bir yorum değil. Ve gerçekten kazanıyor mu? Kazanıyor. Zaten Yemame Savaşı'ndan hemen sonra Halid İbni Velid Perslerin üzerine gidiyor. Rumların üzerine gidiyor. Bu şekilde savaş devam ediyor. Savaş devam ettiği için bunu anlıyoruz ki sahabe böyleydi kardeşler. Ve sahabe bahane uydurmuyordu. Örnek verelim. Mesela neden sahabe gibi olamıyoruz? Çünkü sahabe bahane uydurmuyordu ama bizimkiler bahane uyduruyor. Gel deyince işim var. Git deyince işim var. Yap deyince işim var. Uyuya kaldım. Babam izin vermedi. Kardeşim izin vermedi. Hep böyle bahaneler. Sahabe bahane uydurmuyordu. Bakın Ali radıyallahu an gözleri ağrıyor. Bununla alakalı çok örnekler verebilirim de. Ama sadece bilinmedik örnekler vermek istiyorum. Yani insanların üzerinde düşünmediği konulara yöneltmek istiyorum. Ali radıyallahu anh gözleri ağrıyor ve Hayber savaşına katılmıyor. Çünkü hasta. Mazeretli mi? Gerçekten mazeretli. Yani gözü çok ağrıyor. Ama sonra ne diyor biliyor musunuz? Sonra diyor ki ben diyor peygamber aleyhissalatü vesselamı nasıl tek bırakacağım ki diyor. Dolayısıyla aleyhissalatü vesselamı tek bırakmamak için bizzat tekrar o savaşa katılıyor ve o fedakarlığı sonucunda Allah Azze ve Celle onun eliyle Hayber'i fethetmeye nasip ediyor. Yani nasıl oluyor? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a geliyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ona duada bulunuyor. Ve gözlerine tükürüğünü sürüyor. Allah'a dua ediyor. Allah şifa veriyor. Ve sancağı ona veriyor ve Hayber'i fethediyor. İşte fedakarlığın karşılığı böyledir. Allah Azze ve Celle fedakarlık yapanları bu şekilde mükafatlandırır. Ki Ali radıyallahu an yaptığı ilk değil. Mekke'den Medine'ye hicret edeceği zaman düşünün aleyhissalatü diyor ki emanetleri teslim etmek için benim yatağımda yat diyor. Tamam diyor. Bizden biri olsa ey Allah'ın Resulü senin yerine beni öldürecek. Beni niye yatağa koyuyorsun derdik belki. Ama Ali radıyallahu an öyle demiyor. Yatıyor ve emanetleri teslim ediyor. Ey Allah'ın Resulü 500 kilometre ben hayatımda Medine görmüş biri değilim. Binek yok bir şey yok ben nasıl gelirim demiyor. Ve emanetleri ehline teslim ediyor. Bineksiz bir şekilde takriben 500 kilometreyi çöl demeden taş demeden oraya geliyor. Geldiği zaman zaten ayakları paramparça. Kanlar içinde. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onun bu halini görünce çok üzülüyor. Çok üzülüyor. Fedakarlık işte. Alın fedakarlık. Ki bunun örnekleri çoktur. Saatlerce sahabenin fedakarlığıyla alakalı şeyler anlatabilirim. Mesela örnek vereyim. Esma binti Amr desem kaç kişi tanır? Belki çok az kişi tanır. Ama Esma binti Amr ensar olan kadınlardan, Müslüman olanlardan hamile bir şekilde Medine'den Mekke'ye gelip Peygamber aleyhissalatü vesselam'a beyat ediyor. Yani beyat etmek için o şekilde o karnı burnunda bir şekilde gelip Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a akabede biat ediyor. Peki ne oluyor ondan sonra? Zaten gelir gelmez beyat gerçekleştikten sonra o gece doğum yapıyor. Yani sahabe kadınları da böyleydi. Ve bu kadın o kadar fedakardı ki birçok savaşta birçok yerde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a yardım ediyor. Çaba gösteriyor mücadele ediyor. Sadece erkekler değil. Kadınlar da böyle fedakardı yani. Neden sahabe gibi olamıyoruz? İşte bundan dolayı olamıyoruz. Çünkü sahabe fedakardı. Yine neden sahabe gibi olamıyoruz? Çünkü sahabe kınayıcının kınamasından korkmazdı. Bir tanesi gelip Selman-ı Farisi'ye soru soruyor. Sizin arkadaşınız diyor. Arkadaşınız derken Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı kastediyor. Yani bu soruyu soran zaten kafirin teki. Zin arkadaşınız diyor tuvaletle alakalı şeyler de anlatıyormuş diyor. Selman-ı Farisi hani o kınayacak diye vazgeçmiyor. Tafsilatını anlatıyor. Evet diyor. Evet. Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam kıbleye dönüp tuvalet yapmamamızı emretti. Üç taşın altında taharetlemeyi yasakladı. Bununla beraber Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şunu, şunu 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 emretti diyerek ona söylüyor. Yani kınayıcının kınamasından korkmadan anlatıyor. Bir tanesi de gelip diyor ki ey i̇bn Ömer vitir namazını anlat diyor. Vitir namazı bir rekattır diyor. Şöyle şöyle kılacaksın diyor. Karşı taraf biraz şey yapıyor. Ya diyor kısa değil mi? Hani dalga geçerler. Bir rekat. Ben sana diyorum ki bu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetidir. Kınayıcının kınamasından korkma. Yap itaat et diyor. Sahabe böyle basit gibi teferruat gibi görünen şeylere dahi itaat ediyorlardı. Bu konuda Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a itaat etme konusunda çaba gösteriyorlardı. Ve yine onlar sünnete uyma konusunda o kadar gayretlilerdi ki kardeşler. Ölüme yakın zamanlarda dahi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a itaat ediyorlardı. Bakın Ebu Said el-Hudri ölüm döşeğindeyken yeni elbiselerini istiyor. Ne yapacaksın yeni elbiseyi? Zaten ölüp gideceksin. Diyorlar ki ben Resulullah'tan şunu işittim. Aleyhisselatü Vesselam. Kişi ölürken üzerinde bulunan elbiselerle diriltilir diyor. Hala orada Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisini yerine getirme konusunda çaba gösteriyor. Bizden biri ölüm döşeğinde olsa eyvah yandık, bittik, kül olduk ne yapacağız, ne edeceğiz deriz. O Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine uyma konusunda çaba gösteriyordu. İlahiri bunun örneği çoktur. Cabir bir gün bir yere gidiyor. Hasta ziyareti. Bakıyor ki hasta diyor ki vallahi sana hacamat yapacağım. Senden kan alacağım. Çünkü diyor ben Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan işittim. Kan aldırmakta şifa var. Diyerek sünneti eda etme konusunda böyle çaba gösteriyor. Mücadele ediyor. Misafirliğe gitmiş yani. Sahabe böyleydi. Neden sahabe gibi olamıyoruz? Bundan dolayı olamıyoruz. Sahabe kendi aralarında birbirlerini çok severdi ve birbirlerinin kıymetini çok iyi bilirdi. Bunun en büyük örneklerinden bir tanesini size nakledeceğim. Bakın dehşet verici bir durum. Gerçekten her birimizin bu konuda yine kendine öğüt alabileceği bir durum. Aradan yıllar geçiyor. Ebu Bekir'in vefatından sonra. insanlar geliyorlar Bilal-i Habeşi'ye soruyorlar. Sen mi daha hayırlısın yoksa Ebu Bekir mi diyorlar. Tabi bu soruya önce Bilal radiyallahu çok şaşırıyor. Sonra muhteşem bir cevap veriyor. Efsane bir cevap veriyor. <laughs> diyor ki ben diyor Ebu Bekir'in iyiliklerinden yalnızca biriyim. Ben Ebu Bekir'in iyiliklerinden yalnızca biriyim. Ya zaten ben sıkıntıdayken Ebu Bekir geldi beni satın aldı kurtardı. Sen nasıl olur da dersin sen mi daha hayırlısın o mu daha hayırlı? Ama bizden birine sorsa sen mi daha alimsin o mu? E, tabii ki ben daha alimim. Sen mi daha iyisin o mu? Tabii ki ben daha iyiyim diyecek. Veya aynıyız diyecek. Ama o ne diyor? O Ebu Bekir radıyallahu anh'a hakkını teslim ediyor. Hakkını teslim ediyor. Bakın Amir bin Vasile Ebu Tufeyl son vefat eden sahabelerden bir tanesi. Ali radıyallahu anh'ı o kadar çok seviyor ki Burada sahabenin kendi arasındaki sevgisini anlatmak için bunu anlatıyorum. Ali anh'ın şehadetinden sonra Muaviye bin Ebu Süfyan Amiri çağırıyor. Diyor ki: "Hazreti Ali'yi ne kadar çok seviyorsun? Özledin mi? Özledim. Ne kadar çok özledin? Ne kadar çok seviyorsun?" Çünkü Amir bin Muasile ömrünün sonuna kadar Ali taraftarı. Hep Ali radıyallahu anh'la beraber. Ama bakın sahabeler kendi aralarında savaşsalar bile birbirlerinin haklarına riayet ediyorlar. Bu soruyu soran kim? Muaviye. Muaviye radıyallahu anh. O ne diyor biliyor musun? Ali radıyallahu anh'ı ne kadar çok sevdiğini anlatmak için şunu söylüyor. Musa'nın annesi Musa'yı Nile bıraktıktan sonra onu nasıl özlediyse ben de o haldeyim. Belki ondan daha çok hasret çekiyorum. Yani Ali radıyallahu anh'ı o kadar çok seviyor ve bu sahabe son vefat eden sahabelerden dikkat edin. İşte sahabe böyleydi kardeşler. Bu söylediklerimin her birini özetlersek. Sahabe ne anlama geliyormuş? Neden sahabe gibi olamıyormuşuz? Çünkü onlar peygamberi çok seviyorlardı. Çünkü onlar peygamberi çok özlüyorlardı. Çünkü onlar peygamberi bekliyorlardı. Çünkü onlar peygambere sahip çıkıyorlardı. Çünkü onlar bu dine her şeylerini veriyorlardı. Çünkü onlar bu din için her şeyi göze alıyorlardı. Sahabe budur işte. Sahabeyi nasıl tarif et deseler, böyle tarif ederiz. Neden sahabe gibi olamıyoruz? Çünkü biz onların yaptıklarını yapamıyoruz. Yapamıyoruz. Yapmacık davranıyoruz. Samimi davranmıyoruz. Her işimizde yapmacık davranıyoruz. Samimi davranmıyoruz. Onun için sahabe kurtulmaktır, sahabe kurtarmaktır, sahabe feda etmektir, sahabe feda olmaktır, vazgeçmemektir, vefalı olmaktır, istikamet üzere kalmaktır ve sevdiği kişiler uğrunda ölmektir. Sahabe budur. Oysa bu anlattığım şeylerin her biri bizler için geçerli değildir. Onlar adam gibi adamlardı. Adam gibi adamlar. Çünkü İbn Mesud'un rivayetinde olduğu gibi Allah azze ve celle kalplere baktı. En hayırlı kalp olarak Muhammed Aleyhissalatu Vesselam'ın kalbini seçti ve onu nebi olarak seçti. Sonra başka kalplere baktı. Dedi ki: "Muhammed'ten sonra en hayırlı kalp budur." dedi ve ashabını ona vezir olarak seçti. Ve ne diyor biliyor musunuz Abdullah İbni Mesud sözün sonunda? Onların güzel gördükleri güzeldir. Çirkin gördükleri de çirkindir." diyor. Ha. Bugün ihtilaftan kaçmak isteyenler, ihtilafa düşmemek isteyenler işi kaynağından alacaklar. Sahabeden alacaklar. Onlar nasıl yaşadıysa öyle yaşa. Aynı Abdullah İbni Ömer'in bir rekatı küçümseyen adama yaptığı nasihat gibi. Bir rekat mı? Bir rekat. Amaç gaye sahabeye itaat, sahabeyle yaşamak, peygamber aleyhissalatü vesselamın sünnetine uymak. Amaç gaye bu zaten. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bize küçücük bir şey emrettiyse bunun üzerine bir damla ekletemeyiz. O ne dediyse odur. Az yapın dediyse az yapın, çok yapın dediyse çok yapın. Bunun dışında o böyle demiş, şu şöyle demiş, ya bu zamanda bu olur mu, şu zamanda şu olur mu demek Allah muhafaza zaten ümmeti bu hale düşüren en büyük sebep kal kıl. O böyle dedi, şu şöyle dedi o böyle dedi şu şöyle dedi muhabbetlerinden kaynaklanıyor diyebilirim. Allah azze ve celle her birimize sahabe gibi yaşamayı nasip etsin. Her ne kadar onların ayaklarının tozu bile olamazsak onlar gibi yaşamayı, onlar gibi namaz kılmayı onlar gibi ailelerimize davranmayı, onlar gibi cihad etmeyi, onlar gibi Müslümanlar arasında birbirimize sevgi, saygı göstermeyi ve en önemlisi onlar gibi Allah ve Resulü'nü çok sevmeyi bize nasip etsin. Dolayısıyla kurtuluş onlar gibi iman etmektedir. Her birimizin bunu bilmesi lazım. Burada duralım. وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك